Merhaba, ben araştırma bölümünden Murat Akyol. Her zaman olduğu gibi kısa bir haftalık piyasa değerlendirmesi yapacağız. Yeni haftanın en önemli konu başlığını Amerika'da açıklanacak olan enflasyon rakamı oluşturuyor. Çarşamba günü açıklanacak veri ve mevcut durumda Amerika'da enflasyon %9.1 seviyesinde bulunuyor yıllık bazda. Bu rakamın %8.8'e geri çekilmesi bekleniyor. Hatırlanacak olursa Fed son toplantısında Eylül ayından başlayarak faiz artırımlarının hızını azaltabileceğine vurgu yapmıştı. Dolayısıyla enflasyon rakamının da yönünü aşağı çevirmesi bu yönde beklentileri güçlendirebileceği için risk iştahının destek bulmasını sağlayabilir. Ama diğer taraftan baktığımızda çekirdek enflasyonda ise %5.9'dan %6.1'e doğru bir yükseliş bekleniyor. Dolayısıyla manşet rakamda ortaya çıkabilecek iyimserliği çekirdek enflasyonun kısmen törpüleme ihtimalini de göz önünde bulundurmak gerekir. Amerika'da geride bıraktığımız 2 haftada bilançolar oldukça yoğundu ki S&P 500 şirketlerinin yaklaşık olarak 3'te 2'si bilançosunu bu dönemde açıkladı. Ancak yeni haftada bu yoğunluk ciddi şekilde azalacak. Dolayısıyla çok daha sakin bir bilanço dönemi bekliyor Amerika'yı bu hafta. İçeride ise tam tersi bir durum söz konusu. Bilanço yoğunluğu artacak ki bilanço açıklayacak şirketler arasında Türk Hava Yolları, Türk Telekom, Ereğli ve İş Bankası gibi şirketler bulunuyor. Dolayısıyla içeride sektör ve şirket bazlı hareketliliklerin özellikle bilançolar nedeniyle belirgin şekilde artış göstermesi şaşırtıcı olmayacaktır. Borsa İstanbul'da ise yılın başından bu yana süregelen trende baktığımızda bu trendin orta noktasının geçtiği 2640 puan seviyesinin kırılmasının ardından bültenlerimizde sıklıkla yukarıda 100 puanlık bir hareket alanı oluştuğuna dikkat çekmiştik. 2750 puan seviyesinin test edilmesiyle birlikte, aşılmasıyla birlikte hatta bu beklentimiz gerçekleşmiş oldu. Mevcut durumda 2750 puan seviyesinin önemini yüksek bulmaya teknik açıdan devam ediyoruz. Öyle ki bu seviyenin üzerinde kapanışlar yapılması durumunda ya da bu seviyenin üzerinde kalınması durumunda endeksin yukarıda 100 puanlık bir hareket alanı daha olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla haftaya başlarken de Borsa İstanbul'da bu iyimser görünümün devam etme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu düşünüyoruz. Zamanı kazanca dönüştürmek için Ünlü The Club izlemeye devam edin.